Yaman, Mehmet Yaman, senin telefon kayıtlarını HTS'lere gelelim. Teknoloji yalan söylemez. Hepsi çok net bir şekilde ortada. Bir kez daha altına basa basa söylüyorum. Senin 15.52 ile saat 19.50 arasında telefonunda hiçbir görüşme yok. Sadece biri seni arıyor. Onu bir daha istersen, söylerim senin o kimin seni aradığını. Bir daha da söyleyeyim. 15.52'de sen bir oğlunla konuşuyorsun bir 65 saniye. Arkasından 15.52'den 19.50'ye kadar senin kimseyle görüşmen yok. Sadece saat 18'de Abdurrahim Yatır diye biri seni arıyor ama sana ulaşamıyor. Yine senin o saatlerde senin telefonunda hiçbir hareketlilik yok. Yani sen telefonu büyük olasılıkla eve bıraktın ve dediğin o yere gittin. O dediğin yere giderken de Kasım Çelik'i bu bir senaryo iddia tabii ki kendine şahit gösterdin. Ben şunu merak ediyorum. Sen Kasım Çelik'i sürekli arıyorsun öncesinde. Bak öncesinde ne zaman arıyorsun? Gündüz saatlerinde. Gündüz saatlerinde arıyorsun. 12.59'da bir arıyorsun. 13'te bir arıyorsun. 13.03'te arıyorsun. Çünkü oğlunu diyorsun ki benim oğlumu bir yerden al diyorsun değil mi? Niye görüştün o sıralarda Kasım Çelik'le sen Mehmet? Buyurun. Kasım Çelik'le saat 1 sıralarında ne konuştunuz siz? Vallahi hatırlamıyorum. Oğlumu aldın mı? Yani oğlumla buluştun mu diye aramışımdı. Ya dinleyebilirsiniz. Onu da dinle. Yani bir sıkıntım yok Allah'a şükür. Diye dese değil. O dokümanları da çıkarttıralım pazartesi. Onları da söyleşelim. Oğlun eve kaçta getirdi senin oğlunu? Vallahi net olarak bilmiyorum. Kasım Bey gayet iyi biliyor. Nasıl? Kasım Bey gayet iyi hatırlıyor. 17 evet, diyor. 17. Senin o yani Kasım çok iyi hatırlıyor. Şimdi Kasım'a verebilir misiniz arkadaşlar? Kasım Çelik çok net hatırlıyordu ama Kasım Çelik de ifadesinde. Kasım Çelik bir duysun beni de ondan sonra ben ama yine ekranlara getireyim. Şimdi bir söyleyeyim daha doğrusu ifadesini. Kasım Çelik de ifadesinde saat 16.20, 16.30 sıralarında diyor ki ben diyor Karahüyük diyor mahallesine yaklaşık 1 kilometre mesafede diyor gri renkli bir arabayı gördüm diyor. Şimdi gri renkli bir arabayı gördüğünden bahsediyor. Ondan yok önünde biri vardı arkasında biri vardı. O kadar detayı veriyor Kasım Çelik. Aynı Kasım Çelik sonra da diyor ki ben daha sonra diyor evime geçerek diyor hayvanlarımla ilgilendim diyor. Şimdi ya jandarma soru sormasını bilmiyor. Ben size onu anlatmak dönemin istedim ama. Bir dakika dönemin jandarması ya soru sormayı bilmiyor. Yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra hayvanlarımla ilgilendim diyor. Sonra diyor aynı gün diyor saat 19.30 sıralarında da diyor köyümüz halkından Yavuz Şahin'in oğlunun diyor kaybolduğunu öğrendim diyor. Köyümün halkından diyor öğrendim diyor. Yani Kasım Çelik. O sırada şeyle beraber Mehmet'le beraber ava gittiğinden bahsetmiyor. Oğlunu aldığından bahsetmiyor. Tel söktüğünden bahsetmiyor. Tel söktüğünden bahsetmiyor. Konya'ya gittiğinden bahsetmiyor. Diyor ki ben o sırada diyor getirdim eve gel yani 16.30-17 sıralarında geldim diyor. O sırada diyor işte gri renkli bir arabayı giderken gördüm diyor. Kasım hazır mı arkadaşlar? Arkası ama diyor ben diyor şeyden görmedim diyor yani ben diyor sadece gri renkli bir arabayı gördüm ne Ahmet'ten bahsediyor. O teli de burada söyledi. Dur ondan hiçbir şeyden bahsetmiyor Kasım Çelik yani olacak iş değil yani bu kadar bir ayrıntıdan bahsediyoruz. Kasım Çelik ifadenizde diyorsunuz ki bak Mehmet de diyor ifadende diyorsun ki ben 16.30 bir daha takayım da görmüyorum. 16.20 16.30 sıralarında diyorsun Akören ilçesi Karahüyük mahallesi arasında diyorsun. O sırada bir tane gri arabayı gördüğünden bahsediyorsun. Daha sonra diyor, evime geçtim diyor hayvanlarımla ilgilendim diyorsun Kasım. Aynı gün diyorsun saat 19.30 sıralarında da köyümüz halkından diyorsun bak. Köyümüz halkından diyorsun Yasin'in kaybolduğunu öğrendim diyorsun. Ne ya şeyden Ahmet'ten bahsediyorsun ne Kasım'la beraber pardon Mehmet'le beraber bir yere gittiğinden bahsediyorsun. Hatta hadi diyelim Mehmet yasa dışı bir şey yapıyor. Letel toplamaktan bahsediyorsun hiçbir şeyden bahsetmiyorsun. Mehmet Yaman'ın karısından öğrendik bunu demiyorsun. Mehmet. Efendim. Bak Kasım'ın ifadesi net bir şekilde ortada bak bu ifade de ortada tamam senin ifaden de ortada sen de ifadende diyorsun ki ben 9'dan 18'e kadar bakkalın önündeydim diyorsun tamam mı evet. Kasım sen o gün bu adamla Mehmet Yaman'la beraber bir kez daha ben senin vicdanına sesleniyorum nereye gittin ne yaptın ne gördün gördüğün her şeyi lütfen doğru düzgün anlatır mısın Kasım?
Duyuyor musun Kasım beni? Duyuyorum ablacığım. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olasın. Sana da iyi yayınlar. Sen şimdi, madem Mehmet'i... Mehmet'i madem... Bak Yavuz'a soru moru sorma. Benim sorularıma evet yanıt ver. Ya. Sen Mehmet'i... Sormayacağım ben Yavuz'a. Yavuz'a bir kelime söyleyeceğim sadece. Söyle kelimeyi ama soruma gel. Soruma yanıt istiyorum. Tamam, soruna cevap vereceğim ondan sonra. Yavuz, tamam. O gün davarda kimi gördün sen Yavuz? Davarda kimi gördün? Recep vardı. Annenle Recep, Recep'in vardı. Recep'in yanında kim vardı? Annenle Recep vardı. Ha, annemle Recep vardı. Ben de öbür abime düşen borç hissesini Konya'ya ödemeye gittim. Tamam zaten bana onu sormadılar. Onu sormuyor size. Ya onu sormuyorum. Sen zaten diyorsun ki ben köye dönüyordum diyorsun. Köye dönerken de gri bir arabayı görmüşsün. Tamam. Sonra diyorsun evime hayvanlar... Bana jandarmanın sorduğu soru gri arabayla ilgili olduğu için. Artı bir de şuna gelelim. Köyde kaç kişinin yasal belgeli şekilde avlanması var? Yavuz biliyor, oradan söylesin. Ya Nisan ayında keklik nasıl yasal ki? Kasım bunu onu bırak. Keklik yasak zaten biliyorum. Senin tüfeğin ruhsatı var mı Yavuz? Ya bırak şimdi onları ya konuşmuyoruz ki ya. Ne yapacaksın ki? Sizin derdiniz amacımız ne? Amacımız ne? Bana onu söyleyin sana da. Açık ve net olarak söyleyin sana da. Niye açık net? Bak, çocuk gömdük mü diyelim sana? Mehmet dedi ki ilk bana verdiğinde ben Çilpili Boğazı'ndaydım, keklik avundaydım dedi. Hatta ilkin dedi ki Saracık'a gittim. Çilpili değil. Hayır kardeşim ya. Yol... Sen nereden biliyorsun bana konuştuğunu? İlkin Saracık'a gittim kızımın yanına dedi. İkinci seferinde Çilpili'deydim dedi. Üçüncüde döndürdü Kasım'la beraber idik. Kelerli Bahar'ın başında dedi sizin tel topladığınız yerde. Bize verdiği ifadede de röportajları beraberdik dedi. Üçüncüde de döndürdü. Sen de dedin ki muhtarın bahçesinden indirdim dedin. Benim yanlışım var mı? Muhtarın... Yavuz beni duyuyor musun? Duyuyorum. Bak Ercan'ın bahçesinin altında yolun bir virajı var biliyorsun değil mi? Bıttırların tarlasına döner. Bildim. Orada ben dilimi indirdim. Ben ondan sonra telin başına gittim. Sen Ercan'ın bahçesinde dedin ama. Sen Ercan'ın bahçesinde dedin ama. Kardeşim Ercan'ın bahçesiyle oranın arası ne zaten? Ya Ercan'ın bahçesiyle Seyfullah'ın tarlasında indirdim diye. Seyfullah'ın, ben oranın Seyfullah'ın olduğunu bilmiyorum ben. Kasım sen Ahmet Yaman'ı, Mehmet'in oğlu Ahmet'i ne zaman saat kaçta getirdin köye? Ablacığım ben öğlen civarı eski garajdan aldım onu. Öğlen civarı. Beni aradı o yüzden aldım. Benim o çocuktan bir haberim yoktu zaten. Saat kaç gibi getirdin? Saat ama 5'e 10 vardı ama 5'e 10 geçerdi. Tamam. Saat 19.51'de. Tamam 19.51'de HTS kayıtlarına göre Mehmet Yaman'la telefonla görüştüğünde saat 19.51'de 8 gibi öyle söyledi. Akşamüstü 8'de Mehmet'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyorsun. Tam olarak neredesin o sırada? Ben o sırada teli topluyordum böyle, yuvarlıyordum bagaja koymak için. O, neresi orası tel toplanan yer? Neresi? Bana mevki söyle. Ben sunucu arkadaşlara gidelim göstereyim orayı size dedi. Mevki adını söyle. Kelerli Bağ'ın üstü diller dedim abla. Tamam. Şimdi Kasım Çelik'in telefonundan alınan sinyale göre Kasım Çelik o görüşmeyi yaparken sen neresi olduğunu söyle. Ali Bey Höyü beldesinden geçen Konya Karaman yolu üzerinde. Yakın mı orası tamam, oraya? Tamam o taraf açık. O, oradan zaten, çekmiş ablacığım, olabilir arazi şebeke. Arazi açık oradan alır sinyali. Sinyali oradan mı alıyor? O civarda mısın? Evet burası. Ali Bey ondan alabilir dedim abla. Yani sen o sırada aslında Mehmet Yaman'ın yanında değilsin. Ablacığım ben söylüyorum siz beni şey diyorsunuz bak. Ben diyorum ki dili ben bir yere indirdim. Ben telin başına gittim. Bir arada değiliz. Artı o adam bana demiyor ki Akçalan yanına gidelim diye. Ben tel sökmeye gideceğim diyorum da. Ondan sonra o bana Kasım, takılıyor. Kasım sen o sırada araba senin yanında mı? Sen arabanı Ahmet'e mi verdin? Ben arabam yanımda ablacığım. Telin başına kadar vardım ben tamam. Arabamla. Ya ben Yavuz, şunu anlamıyorum. Ben bu şeyi basmak ne bileyim bu kettiklerle bu kadar ilgilenmek. Saat işte 5 gibi gidiyorlar. Baska ona o saatte gidilir dedim abla. Tamam bu kadar sürer mi uzun? Ya oturur orada bekler. Oturur orada bekler. Bir noktaya oturur bekler. Tamam. Peki HTS kayıtlarında Mehmet Yaman'ın karısıyla bir görüşmesi gerçekleşmiyor. HTS kayıtları yalan söylemez. Ha, Mehmet yalan söylüyor mu söylemiyor mu onu çözmek jandarmanın işi, savcının işi. Benim işim değil yani. Ama HTS kayıtları ortada. HTS kayıtları yalan söylemez. Kasım ben dün sana bir soru sordum. Dedi ki bize Mehmet Yaman, karım beni aradığında Kasım'da hoparlör açıktı duydu.
Ama sen bunu hatırlamadığını söyledin. Dün geceden beri düşündün. Ablacığım ama ben onun telefonundan evimi aradım. Ben onun konuştuğunu hatırlamıyorum ama evimi aradım ben. Şarjım bitti benim çünkü. Senin evindeki telefon kimin adına kayıtlı? Kasım. Hocam bak yalanım olmasın ama yanlışım olabilir. Ya babamı aradım ya abimi aradım. Bak, soyadı Çelik değil mi onun da? Yok yani burada öyle bir aramada. Çelik. Yok öyle bir aramanız da yok. Burada. Yani hepsi. Sen 2-3 saat boyunca Mehmet'in yanına gitmedin. Mehmet orada yalnızdı. Doğru mu? 2-3 saat. 3 saat bir kere yok ortada ablacığım. 3 saat değil yani. 5 gibi gidiyorsunuz. Tamam yani 5 gibi Konya'dan geliyorum ben zaten. Hadi 5.30'da git. 6'da mı gittin? Kaçta gittin Mehmet Yaman'la? Mehmet 6 olamaz. 6 değil ablacığım. 6 değil. Kaç? 5.30 civarında olabilir. E tamam 5.30'da gittin 2.5 saat oldu. 2.5 saat boyunca orada Mehmet'le görüşmedin. Mehmet'in ne yaptığını bilmiyorsun, doğru mu? Mehmet'in ne yaptığını bilmiyorum ama benim yanımda Seyfullah var. Seyfullah da var lan geldi. Biliyorum mu diyor. Seyfullah'la burada muhabbet ettim ben biraz. Ya tamam Seyfullah'la sohbet ettin de Mehmet'in ne yaptığını gördün mü görmedin mi o sırada? Ablacığım dağın arkasına kalır onu. Ben nasıl göreyim ne yaptığını ne ettiğini. Biz gelin o sırada, biz o sırada aslında oraya. Mehmet'in ne yaptığını biz bilmiyoruz. Doğru mu? Bilmiyoruz. Mehmet o sırada karısıyla görüşmemiş bunu biliyoruz değil mi Mehmet? Hayır görüştüm. Mehmet yalan söylüyorsun. Ya ben bir şey sorabilir miyim Didem Hanım ya? Mehmet Bey bence bakın. Bence de çıkmasın yani. Mehmet Bey ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz buna inanmayacaksınız ama yine de söyleyeceğim. HTS dijital bir delil dedik ya. Burada sen kimi aramışsın, kaç saniye görüşmüşsün hepsi yazıyor. Doğru mu? Eğer bak sen keklik avında olduğun saatteysen. Ya bir müsaade et bir dinle dinle. Bak beni dinlemediğin için cevap veremiyorsun. Bir dinle. Senin keklik avına gittiğin saati adam söylüyor zaten. Ondan sonra diyorsun ki beni eşim aradı. Köyde işte Yavuz'un çocuğu kayboldu. Senin eşinin böyle bir araması yok. Eğer Duman'la haberleşme yapmadıysanız tabii ki. Yok böyle bir arama yok. Böyle bir araba yok. Hem de ne diyor biliyor musunuz Didem Hanım? Dikkatle dinledim. Bir ben diyor avdayken eşim beni aradı. Yavuz'un çocuğu kayboldu diyor. Sonra ben diyor Kasım yanına gittim diyor. Bir de eşim bir daha orada aradı diyor. Biz bir kere birinci aramayı bulamamışken iki tane aramadan bahsediyor. Aynen öyle. İki aramadan bahsediyor. Mesela şu 3 saniyelik görüşme şimdi var ya. Şimdi o aramalar Orhan Bey'in alanında girdiği için evet. Orhan Bey onları didik didik aradılar. Sel diye bir uygulama var. Bu sel diye uygulamayı maalesef o dönemde tabii jandarma da bu sel uygulamasını çok fazla bilmiyormuş anladığım kadarıyla. Evet. Bu özel bir eğitimle olan bir şey. Orhan Bey de bunun eğitimini aldığı için o sel uygulaması. Mahkemelere, savcılıklara, avukatlara bu konuda uzmanlık evet, rapor Orhan yazıyoruz. Orhan Bey bilir kişilik yapıyor. Onun uzmanlık alanına giriyor. Dolayısıyla o bilir kişilik yaptığı için o sel uygulamasını herkes çok fazla bilmiyor. O sel uygulamasına göre bir daha haritayı hangi haritaydı ya harita listesini benim evin etrafında çok uğraştılar hocam. Arkadaşlar sel biliyorum, uygulaması biliyorum, var ya onu bir ekranlara getirir misiniz? Köy genel bu şey yanıp sönen şey var ya ne bileyim ya onu bir getirsenize hangi haritaydı ya? Baz haritası işte. Baz haritası baz. Baz haritasını getirin ekranlara. Hadi baz haritasını getirin. Bak bu baz haritasında şurada seller var Akören çıkışında değil mi Orhan Bey? Evet evet. Burada seller var. Aynı hat, aynı firmaya ben ait hatla bunu diyelim. Bunu Mehmet Yaman'a soracağım ısrarla. Vazgeçmeden soracağım vallahi sana. Vazgeçmeden soracağım. Orhan Bey şimdi, anlatın bir daha. Şimdi Didem Hanım bizim ülkemizde 3 tane GSM şirketi var ya. Evet. Bir tanesini kullanıyor bu Mehmet Bey. Söyleyemiyoruz. Bununla ilgili polis 3 ayrı bakın bir Akören çıkışında, bir evinin orada, bir de Duttu çıkışında ayrı ayrı sel çalışması yapıyor. Her selin bir numarası var. Buradan buraya geçerken atlıyor başka bir numara oluyor. Buraya geçince atlıyor başka bir numara. Burası 853 ama onu söyleyebilirim. Tamam şimdi avlandıkları yere gidelim bir daha. Öyle onun yeri ediyor. Hiç değişmiyor. Ben Aviç'in gittiğini düşünmüyorum da. Ben Aviç'in değil çocuğu oraya götürdüğünü bakın, düşünüyorum. Bakın şimdi şuraya gel, bakın. Gel bir şey söyleyecek. Söyle gel. Ha, bak şimdi. Mehmet dinliyor musun Mehmet? Onun hani ilk Kasım'ın indirdim dediği yer var ya. O yukarıdaki kırmızı yer. Evet. İlk söylediği yer muhtarın bahçesi orası bak. Tamam. Sonra gönderdiler şu daha aşağıya indirdi bak. Şu C harfinin olduğu yere doğru. Şeyim vardı burada evet. Kendisi Kasım da burada. Ha buranın arası buradan nereden baksan şurası en az mı? Bir kilometre var. Şurası mı? Ha bak. Ha şurası. İkinci ha o arada bir yerde. Tamam. Dediği yer orası. Burası da Kasım'ın tel topladığı yer. Tel topladığı en az aşağı. İlk dediği yer bir kilometre var. Yani bizim her son konuştuğumuz şeye göre 700 metre file var. Bizim her konuştuğumuz şekle göre av yapılan yer değişiyor.
hisselden, bazdan bahsettikçe değişiyor. Eşini aramamış. 3 saniye diyoruz ya Didem Hanım, Kasım'la görüşmesi var. Mehmet Yaman'ın. 3 saniyede ne demişti bize? İşte beni köyden aradılar. Anons yapılmış. Yavuz'un çocuğu kaybolmuş. Gel. Hadi benim söylediğimi kronometre tutalım. Bakalım kaç saniye? 3 saniye mi sürüyor? Söyle, onların tabii. Tam dediği gibi yapalım. Anlar kendisi Kasım, söylesin. Kasım dinlensene bak Kasım. Tam sen dediği dinle. Gibi yapalım. Kronometreyi bak, açacağım şimdi. Canlandırıyor evet. Canlandırıyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi kronometreyi? Şimdi açacağım. Bak hiç alo mala da demeyeceğim. Başlatıyorum. Kasım, bizim köydeki Yavuz'un çocuğu kaybolmuş. Camiden anons yapmışlar. Bana telefon geldi, gel beni al. Dur. 5 saniye 78 saniyesi tuttu bakın. Evet. 3 saniyede ne anlattın sen? Burada yazıyor bak. Ne anlattın Mehmet Yaman? 3 saniye ne görüştün sen? Hocam. Ne? Hiç mi alo demediniz? Hiç mi birbirinize ağam demediniz? Ben bir şey söyleyeyim mi? Tünelin ucundaki ışık böyle gözükmeye başladı. Biraz dikkat edin kendinize. O yüzden yalan hocam, konuşurken de dikkat edin. Burada deliller de var. Açık. Benim çocuk konusunda herhangi şeyde yüzüm açık. Didem Hanım, bir şey söyleyeyim mi? Mehmet Yaman, Mehmet Yaman, senin daha önce dedenle ilgili bir iddia var. Senin oğlun evlenmeden önce 8 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş. Senin gelinin seninle ilgili inanılmaz iddialar var. Jandarmanın sizle ilgili tuttuğu tutanakta diyor ki sapkın tercihleriyle biliniyor Mehmet Yaman ve şeyi. Onu geçtim, Zeynep'in seninle ilgili anlattıkları var be Mehmet Yaman. Hangisi şimdi? Neye inanacağız biz? Ne oldu da bana yani ebemden, dedemden, şundan bundan, benim kekmek avımı bahset bitirin sen de siz. Ne diyor anlamadım ya. Ne diyor anlaşılmıyor. Niye dedeme şeye gidiyorsunuz? Kekliği bitirin sen hazır. Çocuğu bitirin sen hazır. Ya arkadaş sen keklik avına gitmiş olabilirsin bak. Didem Hanım'ın dünkü söylediği sen arıyor birebir aynı. Ya ama gitmedi. Bahane bence. Yani orada sen şahit yaratıyorsun. Kalsın bak bu işe. Eğer var ya bak Kalsın bu işe alet oluyorsan kendine dikkat et. Yarınki pişmanlığı fayda etmez. Etmez kardeşim. Etmez. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde savcısı var, hakimi var, valisi var, kaymakamı var. Var. Evet, onlara sesleniyoruz. Maalesef öyle bir dönemde bu olay gerçekleşmiş ki. Türkiye'de darbe girişiminin olduğu bir dönemde bu olay gerçekleşmiş. Her şey allak bullak. Arabayı gördür mü diye sormuş dönemin jandarması. Kardeşim arabayı ne görmesi yani? Sadece araba mı mesele? O arabayı kim ortaya attı ben çok merak ediyorum. Bir araba ortaya atılmış, herkesi jandarma bir tarafa yönlendirilmiş. Bir gri araba ortaya atılmış. Gri arabayı Kasım söyledi. Belki de öyle bir araç yok Didem abla. Bilmiyorum. Peki bence o zaman de yani. Belki de öyle bir şey yok. Mehmet yönlendirme şeklinde gidiyoruz. Ben de saklı kalmak kaydıyla söylemeyeceğim kaynağını. Sen saat 4'e çeyrek kala o gün yani 15:45'te kendi arabanla hızla köyden çıkıp nereye gittin? Duydun mu Mehmet Yaman? Nereye gittin Mehmet Yaman? Anlamadım bir daha. Anlatayım. Sen 15:45'te 16 diyelim biz hadi. Kendi arabanla bakkalın önünden muhtar istikametine doğru nereye gittin? Hızla gittin. Hiçbir yere gitmedim. Caminin oradan döndüm. Sabah karıştırma. O sabah. Onun haricinde benim arabamla bir yere gitmedim. Gidebilmişimdir de ama gitmedim. Neye yalan söylüyorum ki ben? Bilmiyorum. Onu soruyoruz. Yalan söylüyorsun demeyeceğim ben sana. Yanlış konuşuyorsun. Buradaki delillere göre konuşuluyor. Yavuz dedi ki. Ben Yavuz'a bir şey demiyorum. Ben sana diyorum bak. Ben Yavuz'a bir şey demiyorum. O kadar suçluysam bu adli birimlerinde neye beni tutuklamıyorlar? Güzel. Yani sen diyorsun ki meydan okuyorum. Varsa benim, hadi ben yaptım, buyurun ispat edin diyorsun değil mi? Al sana ispat kardeşim. Al sana ispat. Eşinle görüştüm diyorsun. Bak tekrar ediyorum. Dinle beni. 300-400 metre. Neyin 400 metre? Ne 400 metre? Benim kekli avuna oturduğum kendilerin durmuş alanın sırtı, babasının ettiği sarlanın üst başıyla. Hayır. Kasım Çelik tel söktüğü yer 400 metre. Hayır. 300 metre gelirse ne dersen de lan yavuz. Hararetlenmeme gerek yok. Usul anlat. Niye bağırıyor, çağırıyor? O zaman kendine top gelindir. Döndürme, dirikmemedi şöyle. Oğlum de ki, benim oğlumu sen kaybettin de bu ışık içinden kurtul. Ben de sana söyleyeyim mi? Bu saatten sonra sizsiniz. O zaman biz ise polis var, jandarma var, avukat var. Onlar müdahale etsin. Yapacak zaten. Yavuz.
Eğer onlar da yapmıyorsa artık bitti yani. Kasım. Tamam. Kasım. Buyur ablacığım. Kasım, bir şeyleri biliyor ve bir şeylere alet oluyorsan bunun suç olduğunu bilmelisin Kasım. Kim bak, biliyor bak, da bak, bir şey söyleyeceğim. Allah belasını versin. Aynen öyle, Allah belasını versin. Çünkü Mehmet Yaman diyor ki ben diyor karım beni aradığında diyor Kasım Çelik de oradaydı, hoparlörü açtı duydu diyor. Ve bunu kim orada duydu ve söylemiyorsa onun gerçekten Allah belasını versin, tamam mı? Sen diyorsun ki ben böyle bir şeyi hatırlamıyorum. Her şeyi hatırlıyorsun. Onu hatırlıyorsun, bunu hatırlıyorsun ama bunu neden hatırlamıyorsun? Bana bir anlatır mısın lütfen Kasım? Biliyorum ama ben onun yanımdan görüşme yaptığını hatırlamıyorum. Abi, onun telefonundan abi, evimi aramış abi, olabilirim. Tamam. İş gidelim. Abi dur. Ben sevmem oğlum seni. Bir dur baba, ben o Yavuz'a bir çitiler. Bir dur abi, bir dur. Tamam kime söyle söyle, söyle. Yavuz'a ne diyorsun? Söyle görelim. Dur ne diyor bakayım. Bir de Mars'ta. Okuyor hepimize. Sesime basmayın. Hepimize bela okudu Ahmet Yaman. Bu panik neden? Benim diyor ki Didem Arslan ya. Senin bir daha dur izleyicilerim duysun. Duysun. Basmıyorsunuz değil mi? Basmıyorsunuz. Bana az önce Ahmet Yaman dedi ki Didem Arslan Yılmaz Allah senin belanı versin dedi. Eğer o çocuğun ölümüyle ilgili en ufak bir dahliniz varsa Allah senin de belanı versin. Allah babanın da belasını versin. Tamam, bu noktadan sonra bu kadar çok köpürdüyseniz ve bu kadar çok rahatsız olduysanız biz doğru yere mi acaba parmak bastık ha? Yaman ailesi. Bu kadar ne panik oldu? Niye? Ne paniktesin? Alo. Verdik arayı.